Ordinaryosu kaybettik. Büyük bir üzüntü yaşıyor Türk futbolu. Bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından Lefter aramızdan ayrıldı. Müthiş bir veda töreni düzenlendi. Kemal abi, Lefter deyince tabii ki size dönmek lazım. Anılarınız da var Lefter'le. Büyük ustayı biraz anlatır mısınız bize? Vallahi tabii Lefter deyince hani kamuoyunda bir laf vardır. 5 dakika düşüneceksin diye. 5 değil, bir futbol tabii söz konusuysa birkaç gün düşünmek gerekiyor. Yani takım arkadaşları var bugün hayatta. İşte kaleci Şükrü konuşma yaptı. Mikro Mustafa var, Puşkas Ergun var. Şeref var, Can var tabii hepsinden evvel. Efendime söyleyeyim. Naci Erdem var. Allah selamet versin. Allah ömür versin hepsine. Sağlıklar versin. Biraz rahatsızdı son zamanlarda. Kaybettiğimiz birçok kişi var Lefter'le aynı takımda oynayan. Niyazi sağ mı değil mi? Çok iyi hatırlayamıyorum. Yanlış hatırlıyorsam sağsa beni affetsin. Necdet. Deve Necdet. Lakabıyla söyleyeyim de öyle tanırlar çünkü. Akgün Kaçmaz sağ. Bunlar Lefter'in Salı Perşembe birlikte antrenman yaptı. Hoş Lefter. Şirzat Niyazi Şirzat, sağ Şirzat, mu? Şirzat vefat etti. Epi evet. Oldu Şirzat abi öleli. Turan öldü çok seneler evvel. Şimdi Yüksel sağ, onu söyleyeyim. Santrfor. Şimdi bunlar hep Lefter'le Salı Perşembe idman yapan. Gerçi Lefter her Salı Perşembe çıkmazdı idmana ama Cumartesi pazar o zaman çift maç oynanırdı. Maç oynayan, soyunma odasında işte o alkol kanfre kokusunu beraber teneffüs eden bir sürü kader maçında ter akıtmış kişilerdir. Bendeniz de bu büyük futbolcuyla neredeyse bu büyük futbolcunun eline doğmuşumdur. Şimdi buraya bir iki tane resim getirdim bulabildiğim kadarıyla. Bunlardan bir tanesi biraz yeni bir resim. Önce yeniden başlayayım. Eski biraz sürpriz olsun. Şimdi şu resmi arkadaşlar ne kadar büyütürler bilemiyorum. Ne kadar görünür kamerada. Şimdi burada fotoğrafta olanlar rahmetli Melih Ilgaz, Başkan Faruk Ilgaz'ın kardeşi, eski futbolcu. Onun yanında Eczacı İbrahim, bu da Fenerbahçe'nin eski futbolcularından. O da rahmetli oldu. Yanlarında Lefter, bu BJ yakın takım elbisesiyle. Onun yanında Galatasaraylı Reha, aynı dönemin efsane futbolcularından. Onun yanında bendeniz, gözüküyor mu? Bendeniz ve en başta da yine rahmetli olan sevgili Mahmut Küçük, foto mavirim. Arkasına not düşmüşüm. 17 Ocak 1987. Bu Selim Soydak, Hülya Koçyiğit çiftinin kızları Gülşah'ın İstanbul'daki büyük bir otelde yapılan düğününde çekilmiş bir fotoğraftır. Burada rahmetli Özal da konuk olarak vardı. Hatta Özal şu Lefter'i getirin yanıma dedi. Tabii orada Lefter'i bulunca Lefter'i getirdiler. Ben, Özal ve Lefter bir 20 dakika bir sohbet yaptık birlikte. Ben de o zaman tercümanda bunu tabii ertesi gün böyle bir malzeme bulduğum için 9 sütun tam sayfaya yakın vermiştim. Şurada çok daha eski bir resim var. Şunu da arkadaşlar yakın plan yapabilirlerse, ben de bunun büyük daha büyüğü var. Fakat bulamadım. Nereye girmiş bilmiyorum. O kadar çok evrak var ki. Bu 1951 yılının Fenerbahçe takımı. Bu İnönü Stadı'nda o zamanki adı Mithatpaşa Stadı'nda. Bu öyle bir maç ki Fenerbahçe'nin Desportes, Brezilya'nın Desportes takımıyla yaptığı özel maç öncesi takım fotoğrafı vermişler. Şimdi bu takımdakileri tabii oynayanlar hariç Türkiye'de sayacak başka bir adam bulamıyorum. En baştan sayayım. İlhan, tabii bakalım İlhan. Akgün kaç istersen sen sağ. İlhan Akgün Kaçmaz. Lakaplarıyla söylüyorum. Evet. Karabomba Akgün, Laz Orhan, Erdal Koca Çimen yeni vefat etti. İhsan Fenerbahçe TV Genel Müdürü İhsan'ın dayısıdır. Selçuk,
Tarzan Memedali, Şeref As'ın abisi. Erol Keskin, Abdullah Matay, Eskişehir'de de oynadı, yeni evet. vefat etti. Lefter Küçük Andonyadis, Canavar Buran, Aslanlar Gibi Sağ Buran abimiz ve Müjdat Yetkiner, bu takımın kaptanıdır, o da vefat etti. Hatta bugünkü Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner'in ismi de bu yüzden Müjdat Yetkiner olarak konmuştur. Şu arada fotoğrafta görüyorsunuz, Lefter'le Canavar Buran'ın arasında bir küçük çocuk var elinde. Bir velet var. Kendisinden büyük bir evet, kendisinden büyük bir buket çiçek taşıyor elinde. Maskot. Efendim, o ufak çiçekten daha küçük Lefter'le Canavar Buran'ın arasındaki küçük de bendenizim. O maçta maskot olarak çıkmıştık. Hatta Desportes'in Brandazinho diye bir santraf oyuncusu var, takım kaptanı, 1.92. Çiçeği ona vermemi istediler. Ben adama bir türlü yetişemedim. Adam yarı beline kadar eğildi, çiçeği benden aldı ama o zaman da yani söylemiştim, bayağı da korktum yani. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte atanlardan biriydi. Kemal hiç değişmemiş. Yani. bu maç 3-1 Desportes'in galibiyetiyle sonuçlandı. Ve o tek golü de Lefter atmıştı. Hatta Fenerbahçe tarihinde geçer. İşte Brezilya'nın o takımının yöneticisi, Brezilya'da böyle bir gol atılsa maçtan sonra Fener alayı düzenlenir diye bir demeç vermişti. Muhteşem bir goldü. Bu 51 senesi. Sonra Lefter İtalya'ya, Fransa'ya gitti. Birer sene oynadıktan sonra geri geldi. 52-53 senesinde Lefter'in bir tane gol krallığı vardır. Bir tek sezon. O da 52-53'tür. Yani kendine, o zamanki insanlarda hele bu daha çok vardı. Ya buraya dedi, ben seni dedi öpmeden hiçbir maça çıkmayacağım dedi. Peki dedik. Rahmetli babamla annem beni her maça götürüyorlardı. Soyunma odasına giriyorduk. Hah, geldi uğrum diyordu. Lefter bizi öpüyordu. Maça çıkıyordu. Uğurlu gelmişiz demek. Gol kralı oldu. Tabii biz Lefter'in elinde doğduk büyüdük derken aklımızın erdiği kadarıyladan itibaren, şurada 51'den itibaren diyelim hadi bari maça çıkmışız yani maskot olarak. Lefter'le ilgili yani iki kitap yazacak kadar anım var. Ama bakıyorum bugün Lefter'i daha seyretmemiş bile olanlarda ne anılar var. Ya inanılır bir ülke değil burası ya. Yani en azından anlatırken miş, şöyleymiş, böyle derlermiş filan diye bu fiilleri kullanın da, fiil eklerini, attı, vurdu, ortaladı, sert vurdu filan gibi görmediğiniz şeylerle ilgili ahkam kesmeyin. Tabii Lefter bildiğiniz gibi adada, büyük adada yaşardı. Bu yaz değil, bundan evvelki yaz yanlış hatırlamıyorsam. Adada da karşılaştık. Biraz sohbet etme imkanını bulduk ama Lefter bayağı ciddi şekilde rahatsızdı. Yani hiç hoşuma gitmediydi. Yok yüksek şeker aşağı yukarı 10-15 senedir o illetle mücadele ediyordu. Hiç beğenmemiştim. Hatta tatsızdı. Sonra zaten biliyorsunuz Yunanistan'a gitti. Orada evet. komaya gitti falan. Şimdi Lefter'le ilgili çok önemli bir şey anlatacağım. Bu Türkiye'deki kulüplere, yöneticilere, futbolculara, spor gazetecilerine, futbol taraftarına, başucularına koyacak bir ders olsun. Lefter esasında kitaplarda her yerde 64'te bıraktı diye yazar futbolu. Doğru. Fakat Lefter 63'te futbolu bıraktı. Artık oynamayacaktı. Çünkü 38 yaşındaydı. Hani şimdikiler yoruldum diyor ya 32'de falan. 38 yaşındaydı. Lefter futbolu bırakmıştı. Fenerbahçe'de o sene müthiş bir transfer politikası yürüttü. Şenol Birol'u Beşiktaş'tan, Aydın'ı Karagümrük'ten, Ali İhsan'ı Kasımpaşa'dan, yine böyle bir iki tane transfer daha yaptı. Ve o günü de Karşıyaka'dan transfer etti. O gün altı parmağı. Hatta işte o gün Nedim, Şenol Birol, Aydın, atom forvet hemen yaftası yapıştırıldı. Fakat ne yazık ki o gün altı parmak İzmir'den uçağa binip Fenerbahçe'ye, Yeşilköy'e geldiğinde ayağı bileğinden kasığına kadar alçıdaydı. Çünkü o gelişinden çok kısa bir süre önce İzmir'deki bir Karşıyaka Galatasaray maçında Turgay Şeren'le çarpışmış.
Turgay'ın altında kalmış. O koskoca Turgay'ın. Ve ayağı kırılmıştı. Fenerbahçe o vaziyette transfer etti o günü. Kırık ayaklı Alçı'da. E tabii o günün oynama şansı hiç yok. Nereden bakarsanız o günkü teknolojik yani imkanlara tabii 3 ay. Ve Lefter'e rica ettiler. Dediler ki ya gel bir 3 ay daha oyna. Şu o gün iyileşene kadar. Ondan sonra bırakırsın dediler. Yaş 38 bakın. Lefter peki dedi. İyi bir Fenerbahçeli tabii. Şimdiki büyük bir çoğunluğun sonradan dolma olduğu gibi değil. Ve kabul etti. Lefter 38 yaşında futbolu bırakmışken o gün iyileşene kadar Fenerbahçe takımında sağ açık oynadı. Sonra o gün iyileşti. İşte form tuttu, takıma girdi. Ve Lefter artık dedi beni affedin. Ben gidiyorum dedi. Peki teşekkür ederiz dediler ve Yunanistan'a gitti Lefter. Lefter Yunanistan'a gitti. Artık topu bıraktı. İşte Yunanistan'da hani bir tam argo deyimle dalgasını geçiyor filan. Ve Fenerbahçe'de şampiyonluğa oynuyor. 63-64 sezonu. Lefter'e ihtiyaç oldu arkadaşlar. Yaş 39'a geldi. Topu bırakmış. Atina'ya gitmiş. Belki artık eskiden olduğu gibi gece 9'da değil, gece 3'te yatıyor. Dediler ki aman gel doktor. Birçok kişi doktor derdi. Ne oldu dedi, takımın durumu iyi değil. Şampiyonluğa gidiyoruz. Arızaya uğrayacağız. Ve Lefter son 6 veya 7 maç, orada yanılabilirim, Atina'dan geri döndü arkadaşlar 39 yaşında. Ve Fenerbahçe takımın formasını giyip ligin finalini yaptı. Ama en son İzmir'de oynanan Altay maçına gitmedi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ilan ettiği en son Altay maçına gitmedi. Buradaki İstanbulspor maçı olabilir en son. Çok sıkıntılı bir maçtı. Şahane bir pasla Aydın Yelken'e gol attırdı. Hiç unutmam. Bakın 39 yaşında tekrar geri geliyor. Ve son 5-6 maçı oynuyor. Takımı şampiyonluk potasında tutuyor. Takım şampiyon oluyor ve Lefter 64'te futbolu bıraktı. Yani Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yi bıraktı daha doğrusu. Futbol olarak. Bu çok önemli bir anıdır. Benzeri bir futbolcunun 38 yaşında futbolu bırakıp öyle mi? Tekrardan rica minnet gelip 10 tane, 12 tane, 13 tane maç oynaması. Ardından tekrar bırakıp yine ligin sonuna doğru ricaya binen 39 yaşına geldiğinde çıkıp oynaması. Lefter böyle bir saatte, iki saatte anlatılacak bir oyuncu değil. Benim bir tek üzüntüm şu. Lefter'in isminden kendine bir takım çıkarlar sağlamaya çalışanlaradır tepkim. Ve de şurada önümde bir belge var. Bunu bu akşam burada okuyayım mı okumayayım mı ister misiniz? Lefter'i anarken siz bilirsiniz. Lefter'le ilgili. Birisi çıkıyor diyor ki 23 Aralık 2003 akşamı. Tarihi de söylüyorum. Üçüncü devre, kanaldaydaki üçüncü devre spor programında. O kişi şöyle yapıyor eliyle. Yürü! Yani geçiniz. Artık Lefter'in, Mefter'in şampiyonluklarını kimse hatırlamıyor. Onlar bitti. Şimdi stat, sosyal tesisler başkan var. İsteyenler giderler Rütük'ten 23 Aralık 2003 akşamı 3. devre programında bu dramatik sahneyi izlesinler. Bana sormayın ismi kim diye. Ben biliyorum. İzlerlerse, araştırırlarsa bulurlar. Ve o insanın o andaki konumundan dolayı da utanç duyabilirlerse inşallah duyarlar. Lefter'i bırakalım rahat. Ama şunu açıklayalım, isim vermeyelim. Hoş değil. Fenerbahçeli olduğunu söyleyelim de. Fenerbahçeliler tabii, böyle Fenerbahçeli aktif yöneticiden değil. Tabii. O dönemin evet. Aktif yöneticilerinden biri söylüyor bunu. O belgeler orada. Ben de biliyorsunuz. Şey olmadan konuşmam. Onun için bırakın Lefter'i. Rahat uyusun. Çok sevdiği yer adada, denize nazır. Türk futbolu çok büyük bir oyuncusunu, çok büyük bir sporcusunu kaybetmiştir. Ve takımlar üstüydü diyebiliriz. Çünkü bugün tabii. Anma töreninde Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlular da vardı. Şimdi, ve sosyal medyada da buna yönelik taraftarlar mesajlar verdi. Tabii. Baba Hakkı'yı, Metin Oktay'ın yanına gönderdik Lefter'i.
Şimdi şu fotoğrafı görüyorsunuz. Selim Soydan'ın kızının düğününde Galatasaraylı var orada fotoğrafta. Hı-hı. Lefter'in yanında. Yani bunlar maçta birbirleriyle kıyasıya mücadele ettikten sonra ben bunların elinde birini hepsine tanığım. Maçtan sonra kol kola girip Kadıköy'de oturan Beşiktaşlı'yla Galatasaraylı'yla motora binip karşıya evet. geçerlerdi. Yani o zaman köprü möprü yok, araba maraba da yok. Evet, farklı bir yönü Lefter'in. Teknik direktörlüğü pek konuşulmaz, pek bilinmez. Çok uzun yapmadı ama. Evet, çok evet. kısa yaptı. Sayın Ulusoy evet. vasıtasıyla onu da hatırlatmış olduk. Bir kere Fenerbahçe'de yapmadı. Yani. Bolu da yaptı galiba değil mi? Bolu da yaptı. Mersin İdman Yurdu'nda yaptı. Bolu da antrenör futbolcu olarak. Tabii antrenör futbolcu olarak. Mersin İdman Yurdu'nu birinci lige çıkardı. Yani Fenerbahçe'de evet. yapmadı. Defter yani, hakkında bir şeyler söylemek isterim. Tabii ki. Tabii, çünkü tabii. ben Kemal kadar yakından tanıyan değil, yaşım müsait değil çünkü Kemal kadarını bilmeye. Ama futbol konusunda akıl bali olmadan önce birinin omuzunda Duhuliye'de bak bu Lefter dediklerinde üst üste çalımlar atan bir adam bizim taraftaysa. Duhuliye'den baktığınızda karşı tarafta oynadığında da göremezsiniz. Göremezsin tabii. Öyle bir şeyleri hayal meyal hatırlıyorum. Sonra bu mesleğe başlarken izlerini, bu söyledikleri dönemlerin anlatılanlarını, siyah beyazları Halit abiden, hocamdan dinlediklerimi birleştiriyorum. Bir de 3 sene kadar, 2,5 sene kadar Büyükada'da yaşadığım için Lefter abinin o halini çok yakından biliyorum. İskeleye inip beraber akşamüstü çok çay içtik. Çok dertleştik. Vreo olan gel buraya ne olacak bu takımın hali diye oturturdu beni yanına. Biz onunla maç konuşurduk. Fenerbahçe konuşurduk. Fenerbahçe'den şikayetlerini, serzenişlerini anlatırdı. Lefter büyük futbolcuydu. Çok önemli bir futbolcuydu. Ama çok önemli bir karakter ve figürdü. Yani bir insan efsane olabilmek için attığı çalımlarla, vurduğu toplarla olmuyor. Metin Oktay olmak, Lefter olmak, hakkıyeten olmak, bıraktığınız izlerle, rakibinize duyduğunuz saygıyla, tabii. kendi arkadaşlarınıza rol model olmanızla ve saygıyla olabiliyorsunuz. Rakiplerin size duyduğu saygıyla. Saygı duyurtarak, tabii. bunu attığınız çalımla değil, saha içindeki hareketlerinizle de duyuruyorsunuz. Eyvah Lefter oynuyor dedirtiyorsanız bu bir korku. Ama sahanın içerisinde Lefter'den çalım yediğiniz zaman size bir tane daha bacak arası atmıyorsa incitmemek için bu onun büyüklüğünü gösteren bir şeydir. Bu tarafına ben de hayranım. Bu nedenle zaten bugün Lefter böyle uğurlanıyor ve böyle derin izler bırakıyor. Lefter Fenerbahçe'yi çoktan aşmış, hepimizin ürünü olmuş. Bu ülkenin milli takımıyla Yunanistan'a gol atmış. Bu onuru bize yaşatmış. 50 kere milli olmuş, 21 gol atmış. Bugünün maç trafiği olsa tabii. 150 olacak. Aynen. 121 bir tane gol maç, atacak. Tabii. Tabii yani o günün maç trafiğinde 50 kere ki hepsinde oynamış. Evet. Demek ki biz 10-12 sene... Uzun yıllarda milli takımın en çok gol atan toplam futbolcusu. 50 maç yapmışız demek ki. Ki bu izleri bırakmış. Evet. Zaten o maçlardaki birçok sahneyi de 56 Macaristan'la birlikte hatırlıyoruz. Tamam. Lefter, küçük Andonyalis aramızdan ayrıldı da ne kadar aramızdaydı? Bence bununla yüzleşmemiz lazım. Biz dünyada alkolik ve psikopat bir George Best'in iki çalım atmış serseriliklerini belgeseller yapmışsak, defalarca oynatmış ve hala seyrediyorsak ve bunlar artistik değerlerle reklam filmi kalitesinde eski siyah beyazlardan alınıp kendi dramatik sahneleri fotoğraflarla beslenip müthiş kurgularla yapılmışsa bizim Lefter hakkında sunabileceğimiz 2 dakikalık 3 gündür televizyonlar dönen siyah beyaz bir görüntü. Birkaç kendisiyle tane. Zamanında çekilmiş bir resmin fotoğraflar oda yayınlanmış bir hali. Kurumsal hafızanın yokluğu. Ama niye bunu yapmamışız? Yani işte Kemal abiden başlayalım. Bizim hatamız. Bir dakika yani. Ben daha bitirmedim. Ben yazmışım. Bizim medya olarak hatamız. Bunların üstüne gitmemişiz. Evet. 2. Medyayı yönlendiren sorumluların hatası kim seyreder bunu? 3. Tabii. Bazı camialar o camianın içerisinde çok önde yıldızlara tahammül edememişler. Ve bu isimleri camialarından uzak tutmuşlar. Çok acı bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin son döneminde, son 10 senesini alalım. Lefter Küçük Andonyadis, Fenerbahçe yönetimi açısından söylediğin olayı da bunun içine katıyorum.
üçüncü devre programını da buna dahil ederek konuşuyorum. Bir Selçuk Yula ya da bir Ercan Saatçı kadar makbul değildi. Bugün bu şekilde uğurlanmasının sebebi Fenerbahçe'nin böyle bir gövde gösterisine ihtiyacı vardı ve Lefter Küçükandoniadis buna vesile olmuştur. Yazıklar olsun hepimize. Evet. Ben üstü kapalı geçtim, bu açtı. Yani tabii farklı bir... Yani işte hastalandı ya, Atina'ya gönderildi. İşte yani o gün akla geldi. Evet. Yani o günden bir güne ve işte Fenerbahçe stadı açıldığında falan filan. Ya Lefter 20 senedir rahatsız benim bildiğim. Yani bu yüksek şekerle ben adaya gidip yani... Solunum problemi var. O yani. Yok, solunum problemi son zamanlarda oldu da Hasan'cığım yani... Ya yani Lefter'in adayı çok sever, tamam. Lefter adalıdır falan filan. Ama ya biraz yani ne haber filan denmedi yani. Benim söylemek istediğim o. Yani bu tip büyük efsane sporcular ülkelerin büyük propaganda araçlarıdır. Bütün dünyada bunu görüyoruz. Ya işte belgesel olayı çok doğru. Hangi şampiyonluk kutlamasında yani gördünüz Lefter'i? Hiç. Son 10 senede, 15 senede. 6 tane hangisinde fotoğraf gösterdi. Misafir olarak bile çağrılmadı. Yani. Ya getirecek. Yazarlık yaptığı dönemde ya. Bile biliyorsun. Peki Şükrü Saracoğlu kimdir? Lefter Küçükandoniadis stadı yani, olamaz mı? Öyle bir şey de gündemde. Şu ama benim gündemde. Benim burada gündeme getirmek istediğim olay, yani sadece bu olay bir Metin Oktay, bir Lefter değil. Bu camialara, işte Fenerbahçe'sine, Galatasaray'ına, Beşiktaş'ına, Trabzon'una, Türk futbol milli takımlar, Türk futboluna bunlar bir ter akıtmışlar, emek vermişler. Yani Lefter değil, bugün oynayan futbolculardan veya onun diğer takım arkadaşları da hayatlarını kaybettiklerinde bunun gibi veya buna benzer şekilde uğurlanması lazım, değil mi? Ama bunların sadece öldükleri gün hatırlanmaması gerekiyor. Tabii, Türk futbolu kadar, Türk futbolu kadar ben vefasız bir toplum hiç görmedim. En basit bir tane örneğini vereceğim. Bugün hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye yıllarca formasını giymiş, hizmet etmiş, milli takım formasını giymiş bir Sedat Balkanlı. 13 yıl makineye bağlı olarak yaşıyor. ALS hastalığında biliyorsunuz. Ve cenazesi Gazi Osman Paşa'da yapılıyor. Tek bir Galatasaraylı yönetici dahi cenazede hazır olamıyor. Olamama sebepleri şu, esasında işlerinden geliyor olmak için ama orada çocuklarının veya eşinin şimdiye kadar neredeydiniz sözünü duymamak için oraya gidemiyorlar. Evet, bugün yaşarken... bugün Trabzonsporlu İsmail Gökçek, bugün Trabzonspor formasıyla, Trabzonspor ismiyle ön plana çıkmış bir futbolcunun iki tane evladını okutmak için kapı kapı dolaşmaması lazım. Veya onun evlatlarını Fenerbahçe başkanının okutmaması lazım. Fenerbahçe eğitim masrafları yani, Fenerbahçe başkanı. Vefa, yani vefa bozadan öteye bir sadece şey. Sadece boza. Evet. Sistemi kuramazsanız. Yani Vefa Spor'un bugün yaşamış olur. Oldukları dahi Türk futbolunun çok güzel bir özetidir. Sadece Vefa'nın tesislerine gidip bakmak lazım. Aradan sonra bir cümlem kaldı eksik. Devam edeceğiz. Bir cümlem kalmıştı. Vardı. Kanıma dokunan gerçeklerden biri de bu tür durumlarda boza yaptık ya Vefa'yı. mesela öyle insanlar türedi ki spor yazarlığına, kalemine bir şey demiyorum. Gidip Anfield Road'da Unilever Volcalon tabelasının önünde 100 bin dolar bir masrafla 4 ülkede belgesel çeken, bu eforu olan, bu bütçesi olan insanlar başlık atıyorlar gidemezsin diye ve bana attığı çalımı anlatıyor ki o çalımı attığı zaman babasında fikir bile değil. Aynen, %100 katılıyorum. Harika. Ya şimdi bak nereden nereye geldin. Rahmetli Kazım, ATV'de program yapıyoruz. Görüntü var. Biri güzel bir şut attı. Şimdi bilmiyorum kimdi. Aa dedi, aynı Lefter gibi vurdu dedi. Programda canlı yayın. Döndüm dedim ki Kazım, sen Lefter'i nerede seyrettin kardeşim dedi. İstanbul'a gelişin tarih uymaz. Anadolu'da o zaman televizyon Türkiye'de yok zaten. Sen Lefter'i nereden gördün de bu vuruşu Lefter'in vuruşuna benzetiyorsun dedim. Kazım çok kızdı benim bu lafıma. Asansörde aşağıya inerken bir de şahit var canlı şu anda TV8'de. Seni programdan kovduracağım dedi. Salı günü kovdurdu. 2 gün sonra. Evet. Fahit Çetin'e de sorun isterseniz. Neyse, Türkiye bu. Şimdi
Her ikisini de rahmetli analım. Ya öteki sağ be, dur be. Hayır, Lefter ve Kazım. Lefter ve Kazım mı diyor Kemal abi? Yani Faik abiye de sevgilerimizi yollayalım. Allah ömür versin. Tabii canım. Ya, yani maçlarla ilgili birçok mesela French Farage bir free kick golü attı Deniz Kalesi'ne. 20. dakika falan o civarlarda. Valla devre bitene kadar kaleci dönüp o köşeye bakıyordu. O top oradan oraya nasıl geldi, gol oldu diye. Yani böyle bir de o meşhur söz, ona atfedilen anti ver Lefter'e. Evet onu da. Şimdi bakın yaz o Lefter'e. O sözü bile yanlış biliyoruz. Ver Lefter'e, yaz Defter'e diye yazıyorlar. Hayır, ver Lefter'e, yazsın Lefter'e. Evet. Onu bile heykelinin altına bile yanlış yazdık. Yazsın Lefter'e. Çok palavracı var Türkiye'de. Çok atıcı var Türkiye'de. Şimdi ver Lefter'e, yaz Defter'e çok hece sayısı var. Olarak kafiyeye daha iyi uyuyor ya. Evet. Yani çok palavracı, çok senaryocu var Türkiye'de. Dün akşam, yok evvelsi akşam, işte vefat ettiği gece beni NTV'den bağladılar. Nasıl olduysa yanlışlık oldu herhalde. Sonra gece 24, kanal 24. Bir dakika, bağlanırken dedim mi yanlışlık oldu diye? Abi vallahi şaşırdım önce. Ben önce CNN diye anladım. NTV yemek yiyorduk. Ömer Üründür falan birkaç kişi daha vardı. Sonradan konuştuk. Yemek yiyorduk bir arkadaşla desem biz Ömer Üründür. Ama Kemal Anlar'da Allah var, bağlayanları önceden uyarıyor. Bakın başınıza hiç açmayın. Aa, ben öyle sorayım. Yani boş bulundum ve bir de tabii acı haberi duyunca yani bayağı böyle şoke oldum. Ve yani konuştuktan sonra arkadaşın sesinden orası olduğunu çıkarttım. Yani. Anladın mı yani? Yani tam bir şey anlatacağım. Tahir, giriyorsun araya, unutturuyorsun. Oğlum yaşımız kaç oldu ya? 87. Yok, o kadar değil, daha var. Ferenc var işte. Ferenc var işte, evet. O kaleci böyle 20 dakika devre bitene kadar dönüp oraya bakıyordu. Onu yani, konuşmuyorduk Ümit abi, onu geçmiştik. Onu ver, ver Lefter'e yazsın. Ha, ver Lefter'e yaz değil, yazsın Lefter'e. Bir daha yani o kadar, ya, bir arkadaş tuttu dedi ki Türkiye'de ilk Cumhurbaşkanlığı kupası, bakın oynanıyor ilk Cumhurbaşkanlığı kupası. Evet. Lefter dedi Deniz tarafındaki kaleye, Galatasaray'a 4 kişiyi çalımlayarak gol attı dedi. Deniz tarafındaki kaleye gol, doğru. 4 kişiyi çalımlayarak doğru. Ama Cumhurbaşkanlığı kupası değil o. Gürsel Kupası o. İhtilalden sonraki devlet başkanı. Devlet başkanı. İhtilal Komite Konseyi bir turnuva tertip etti. İşte biraz da para kazanmak için. O, yani o golün çok enteresan bir içeriği vardır. Onu anlatın. Anlatamıyorsun. Niye? Mehter takımı var statta. Mehter takımının gösterisini yaptı. Numaralarının önünden yeni açığın, o zaman yeni açık öyle tarif edeyim şimdiki gençler bilsin. Yürüyerek kapalının önünden gidiyor Mehter takımı. Eski açığın altından dışarı çıkacak. Tam eski açığın kapısının oraya geldi, Lefter golü attı. 0-0, 1-0 oldu oyun. Mehter takımı tekrardan bir tur attı. Malum marşını çalarak tek bir tur attı, ondan sonra gitti. Gürsel Kupası maçıydı o. Yani nereden çıkartıyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Kupası diye? Ve ilk şöyle sanki 62'de İkincisi oynandı. 63'te üçüncüsü oynandı. Şimdi alakası yok. Bir kereliğine yapılmış. Bir kereliğine yapılmış bir şey. Ferenc Varoş maçındaki golü. Onu konuştuk. Deniz Kalesi'ne. Ya enteresan olan. Şunu hatırlarım. Lefter'i seyrettim ama diyorum akıl bali, futbol bilgim yoktu. Bana bu Lefter diyor. Ben Turgay Şeren'i de seyrettim. Çıkıp topu alıyordu. Hatırlıyorum işte, o şortunu. Metin Oktay'ın ayakkabılarını yıkadım. Onlar, yani idmanları bulundum ama Lefter'i de gözüm ucuyla gördüm. Can'ı da seyrettim. Ama herhangi bir yorumda bulunmam mümkün değil. Ama bunu teslim ediyorum. Ama sonradan çok birlikte oldum. Basın tribünde de. Ve ada nedeniyle. O nedenle birkaç kelime söyleme hakkımın olduğunu düşünüyorum. O nedenle biraz tahammülsüz davranabiliyorum. Nis'le oynuyor Fenerbahçe. Radyonun başında. Penaltı, evet. Kilitlenen, evet. Transistörlü, lambalı bir radyonun başında özel kilitlenen birisiyim. Ben Lefter'i animasyon yapıp canlandırmışım o anlatımla gözümün ya, ucunda. O çok güzel bir yere geldin. Lefter biliyorsunuz iki maç biterken penaltıyı attı. Maç 2-1 bitti. Üçüncü maça sene gitti. 1932. Ya git be, 58. Evet. 58. Şimdi o zaman 1830. O zamanlar üçüncü şey yok. Uzatma yok. Üçüncü maç oynanıyor. Orta. Bayanlar. Bayanlar gelmiyor. Alpcan nerede? Dünyada yok. Alpcan yanında aynı sayıları anlatıyordu abi. Şimdi, ama bu çok enteresan. Lefter penaltıyı gol yaptı. 2-1 bitti maç. Lamia vardı o zaman. Nis'in kalecisi. Ünlü kaleci. Evet. Dediler ki ya işte penaltı falan.
Ben dedi atladım kurtarıyordum dedi. Parmaklarımın ucu değdi dedi. Yani kurtarıyordum. Deftere dediler ki Lamia böyle söylüyor. Ben ona göre attım. Beyanat verdiydi ya. Hatırladım ben maçı. Ben ona göre attım. Ben maçı. Maçı hatırladım bak, bu. Fenerbahçe cezalı olduğu için bayanların izlediği bir maç. Tabii kaleci Lamia. Yurt dışında olan bir hikaye. Ben kendi yaşadığımı söyleyeyim. Bir nefes al abi. Dur bir onu anlatayım Hasan unutuyorum. Adam tam 1930'lara gitmiş. Kasımpaşa Balçık sağ 1-0 Kasımpaşa devre galip bitti. Fener soyunma odası yangın yeri gibi. Herkes birbirine sallıyor. Senin yüzünden oynayamıyoruz. Ben kötü oynuyorsun. Küçük Fikret de o zaman umumi kaptan. Futbol şubesi sorumlusu. Susun be falan filan. Karma karışık soyunma odası. 1-0 Kasımpaşa galip iyi de oynuyor Kasımpaşa. Bu da duşa girmiş. Tuvalete gitti herhalde. Geri geldi. Vre dedi susun be. Ne bu gürültü dedi. Bana vereceksiniz ikinci devre topu dedi. İkinci devre 2-1 bitti maç. Fener aldı ikisini de bu attı. Yani böyle bir adam. Lan. Yani. Böyle çok ama olayı var. İlginç olan bugün şunu anladım. Ben düşünüyorum bugün Trabzon maçı kaç bitti diye. Onu düşünürken 1930 senesinden örnek veriyor. Çok sağlıklı Kemal bir şekilde tüm detayıyla maşallah var Kemal abi. Hidekuti, Cizibor, Koçis, Puşkaş koy. Lefter 2 tane, Metin 1 tane alsın. Tabii. Maymun et adamları. 3-1. Macar milli takımını saydı Ümit abi kötü bir şey dedi. Yani öyle bir şey anlaşıldı. Onunki futbolun sevdası bu ama başka bir argüman evet. Yok ortada. Biriktirmektir yani, futbol. Kültürüne edinmektir. Koçis gelmedi o maça. Evet. Koçis yok. Ya siz bir gönderme yaptınız ya bazı arkadaşlara. Mesela bizim Alpcan'dan yani seyretmediği döneme ait futbolcuların hepsini Kemal abinin tadında bilir tabii. Seyredersiniz. Ama bak dinlersiniz. Şu hikayeyi anlatır. Hasan 10 bak. Sene sonra konuşacağız. Lefter'in öldüğü saatte Türkiye'de ilk defa bir Türk milli takımına büyük hizmetler vermiş bir Rum çocuğun öldüğü saatlerde Rauf Tektaş mesela bir tarafta gördüğünüz vakit bir Rum Yunan oyuncu Türkiye'ye imza attı. Evet. Yakası. Ve Samsun'da evet. Ve ilk maçın nereye gitti? Evet. Pontus medeniyetine bugün. Bak doğru söylüyor. Bu bir rastlantı. 10 sene sonra bunu yazacak bir kitapçık. Kimseye farkında değil. Gekas oynadı mı pozisyona girdi, hizmet verir. İkilinin önünde oynamaz. İşte Giray ona faul yaptı. Hayır, bu bir hikaye. 1932'nin dergi kitapçığı Arsenal Tottenham maçının İngiltere'de niye satılıyor 75 pound'a hala? Bu tür hikayelerden satıyor işte. Bu zaman yani başka zevk oluyorsun kültürü, futboldan. Sporun kültürü burada yatıyor işte zaten. Başka bir yani bırakalım diyor. Bence futbolun 3-5-2'sini bunlar çok önemli. Hikayeler mesela vefadan bahsettik. Vefadan bahsettik. Bence bu çok güzel bir örnek. İtalya'da yine ben ALS'ye geleceğim. Çünkü benim bu meslek hayatımdaki en güzel anılarım Sedat ve İsmail'in ailelerinle birlikte olmamdır. Sen büyük benim. Emek harcadın. Yani benim işim budur. Yani emekliliğimi geciktirmek isterim. Yani bu konuda hizmet vermek istiyorum. İtalya'da ALS hastası Stefano diye Fiorentina'da forma giymiş bir futbolcu. Derneği için, o da dernek başkanı, bir maç düzenliyor. Milli maçtı yanılmıyorsam. Sayın Fatih Terim hocamız da buradan özel uçakla o maça gitti. Ve bütün o ülkenin önde gelen insanların şeref tribünde olduğu, bütün milli futbolcuların olduğu, milyon eurolar yardım toplandığı bir maç organize ediliyor. Benzer şekilde Türkiye'deki ALS hastalarının başındaki kişi de bir futbolcu. O futbolcu için Ali Sami Yen Stadında oynanacak bundan 7-8 yıl önce bir maç organize edecek. Bu maçtaki gelir derneğe bırakılacak. Galatasaray Trabzon maç oynayacak. 25 bin davetiye basılıyor. İsmail o hastalığı o haliyle bu davetiyeleri dağıtıyor. Ve bir hafta öncesinden Galatasaray Kulübü'nden şöyle bir şey geliyor. Sezona başlarken sakatlık tehlikesi yaşanabilir. Bundan dolayı maç iptal ediliyor. Şimdi bak Tahir güzel bir şey anlattın da bak Türkiye'de bir futbol federasyonu var ve 1992'de benim bildiğim yalnız Fatih Terim çok sahip çıktı. Tabii. Sonrasını anladım. Ben Fatih Terim'le ilgili değil. Yani İtalya'daki bakışla tabii. O sosyal sorumlulukla bizim arasındaki farkı biz söyledim. Bizim burada oynanan sonrasında yine oynandı. Fatih Hoca vardı o takım sen başında. Sen bu kulüpler birliğinden mi sosyal sorumluluk bekliyorsun? Yok öyle bir şey değil. Sorumluluk için, bekleme bırak sosyal. O gün gelen seyirci sayısı elde edilen hasılat o gün Ali Samiye Stadında organizasyona harcanan paranın altındaydı. Ya o düşün. Zaman. Bak bu kadar acı bir tablo. İki tane örnek. Kolayı var. Futbol Federasyonu'su kurarsın bir teşkilat, bir bünye.
Dersin ki arkadaşlar bundan sonra bütün müsabakalardan %1 atıyorum rakamı yani, kafadan salladım. Transferlerden yüzde böyle bir fon var, böyle bir fon. Böyle bir fon biriktirirsin. İşte buna da bir kalıp koyarsın, bir ölçü koyarsın. Yani kimler arasında bu hizmet yapılacak? Hangi hedefler nelerdir? Yaparsın. Yani Türkiye'de bir sürü hayır kurumu var. Ya ARGE yani kadar önemlidir şey futbolun sosyal birimini oluşturmak. Evet. Ben sana bir şey ve böyle bir ekip yapıp bunun aktiviteleri yaymak. Şu anda yaymak. Futbol Federasyonu'nda adını unuttuğum için sağlık ve sosyalle ilgili bir şey, eski futbolcularla ilgili bir fon var. Çok büyük derecede bir para birikmiş vaziyette. Evet. Ama talimattan dolayı bu para şu anda kullanılamıyor. Belli bir süresi geçecekti o işin. Şu anda Futbol Federasyonu'nda duruyor. Futbol Federasyonu'nda ve şu anda kullanılamıyor bildiğime göre. Belli kulüplere, belli kişilere dağıtılacak. Bir ölçü yani de koyarsın özellikle ama. Mesela Lütfü Arubuğ'un insancıl tarafı olmasa mesela Sedat ve İsmail'e, yani göz önünde olduğu için söylüyorum. O insanlara kimse sahip çıkmadı bugüne kadar. Ama sağ olsun Lütfü Arubuğ onların gecesine de gündüzüne de her türlü desteği verdi. Ama kurum olarak yapılan bir şey yok. Acı olan bu. Yani ben en güzel örneği verdim. İtalya'daki örneğe bakın. Google'dan girin bakın. İtalya'da ne yapılmış, bizde ne yapılmış. Yazık. Yani biz bu insanları işte hayatlarını kaybettiği günü hatırlıyoruz. Bizim bu konuda en az hepimiz 20'şer tane yapılması gerekip de yapılmamış büyük eksiğimiz sayılabilecek ayıplarımızı sayabiliriz. Çok, çok birbirimizin abi. Hatırlamadıklarıyla 60 olur bu. Neyse, yıllardır olmaktadır. Şahsım adına söyleyeyim, bütün gecelerine katıldım, destek verdim, haber yaptım. Çünkü hakikaten önemli bir konuydu. Ama sen kendi adına katıldın. Onların bu konudaki büyük eksikliklerini görmezden gelemezsin ki. Yani bu futbolun bu tarafını, sosyal paylaşım tarafını, kültürel tarafını öne çıkartmak için hiçbir çaba yok. Hiçbir yayın organı buna yer ayırmaz. Ayırmaya mecbur tutulmaz. Ama yani maalesef buzdağının görünen yüzü. Evet. Popülaritesi olan sporun tarafına eğiliyoruz, diğer taraflara eğiliyoruz. Orada da başka şeyi ıskalıyoruz Hasan. Mesela birkaç kişi yakalayabildi. Mustafa Sarp Samsun formasıyla Galatasaray'a gol attı. Geldi Karabük formasıyla gol attı. Evet. Iskaladıkları bir şey var. Karabük'e de gol attı yani Galatasaray formasıyla değil ligin mi? Ligin transfer ucubeliğinden olan senedir. Bir şey. Evet. Ama Mustafa Sarp aynı sahanın aynı yerinde aynı noktada arka direkte bir kafa golünü Galatasaray formasıyla son olarak Karabük'e attı. Ödeşti yani. Ya. İşte futbolun hikayesi bu. Kader getirdi onu. Karabük formasıyla Galatasaray'a aynı noktadan aynı yerden attırdı. Bırak aradaki Samsun'un golünü. Üçüncü bir yere transfer olursa hiç şaşırmam. Galatasaray'a bir gol daha atmak için. Bir şey daha anlatayım mı? Aklıma geldi. Gol dedin de oradan. Bu Dereazı'ndaki antrenman sahasında Lefter Kadıköy'e gelmiş nasılsa oraya uğramış. Biz de tesadüf antrenman seyrediyoruz. 15 sene oldu. Kenar çift kale yapıyorlar. Biz de kenarda duruyoruz. Top bizim o tarafa geldi. Bir top kaçtı diyelim. Bu ayağından bastı üstüne. Tam da Lefter'in önüne geldi. Şöyle bir baktı, bastı. Evre bu dedi, leblebi gibi ya dedi. Nasıl yani dedi. Ben bunu dedi bizim zamanımda olsa bu sahada santradan atardım her vuruşta kaleye dedi. 1500 tane de gol atmış nitekim. Leblebi gibi bu ya dedi çünkü. O, bunu çamur saha bileğe kadar gömün. Meşin suyu emmiş topla yapıyorsun. 4 kilo olmuş. Ayağın altına girdiği zaman kayboluyor. Böyle basınca çimen de biliyorsun. Tabii. Bu ne dedi, bu leblebi gibi dedi ya. Ben bunu santradan her vurduğumda gol yapardım. Bir tane santradan öyle bir frikik attı. Hem de Seyfi gibi bir kaleciye. İzmir Spor maçında. Allah rahmet eylesin. Santra'nın böyle yuvarlak var ya, İzmir Spor sahası tarafında tam yuvarlağın o şeyin yarım dairenin üstüne koydu. 2-3 kişi de baraja geldiler. Seyfi bağırıyor. Yeni tribünlerin olduğu kaleden, yani Gasane Kalesi'ne. Bırak ağaç, ağaç diyor. Çekildiler tabii. Oradan o top gider mi abi oraya hocam? Bir vurdu abi başının üstünde. Bak Allah rahmet eylesin, benim hocamdı. Tophane Tayfun'da Kamil Altan. Bizim her Galatasaray maceraları kahve olur. Onun kahvesine gelir, muhabbet ederlerdi orada. Her maç diyordu ya ben bu adamı bana veriyorlar diyordu. Her maç diyordu geliyordu gol atıyor beni mahvediyor. Bir kere dedi bunu durdurdum.
90 dakika dedi adım attırmadım dedi. Maçtan sonra ilk defa bunu becerdim. Omuzlarda 90+4 oldu dedi uzatma oynanırken. Sıfırdan. Gitti gene yazdı bir tane sıfırdan. Sıfırdan golü yazdı. Maymun etti gene beni dedi. O da ama Turgay defterde abi orada gülüyor ve çay içiliyor. Tabii. İşte futbolun güzelliği yani burada. Ve o vefa borcunu gösterecek adam da öldü. Tabii. Allah rahmet bizim hepsine göstermemiz Kamil abiyle lazım. İkisinin mücadeleleri. En sonunda 3-0'lık maçta Kamil abiye topu bıraktırdı. Kamil abi o gün topu bıraktı. Yani aslında çok güzel bir başlık değil mi? Cennet artık çift forvet. Evet. Aa, o şahane Metin'le beraber. Evet. Forvet arkası da Hakkı Yeten'i koymuştu. Öf. Yani 3 kulübün, 3 büyük sembolünün. Öf. Yani bütün bu konuşmalardan şunu çıkarıyorum ki yani bu ülkeye hizmet eden insanını asla unutmuyor ve unutturmuyor. Öyle olmaz güzel zaten. Olan, evet. Aksi olursa ülke olmaz yani. Yani ben bugün yarın mesela ve onu benimsiyor yani Lefter'in adının niye Lefter olduğunu. Tabii mesela bir tek hiç üzerinde durmuyor. O bizden biri. Aynen öyle. Fenerbahçeli Lefter milli takımda forma giymiş milli futbolcu Lefter olarak. Bir tek Şükrü Ersoy konuştu mesela bugün. Ben bir aralık baktım. Sevgili Mikro Mustafa stadın dışında kameralar birisi yakalamış tanıdı. İşte Puşkas Ergun'u kilisede gördüm adada. Yani Puşkas Ergun ama camian dışlandı. Yani olmaz. Olmaz öyle şey. Çağırın Can Bartu nerede abi? Böyle günlerde evet. Beraber oynadılar. Hatta İsmail Kurt yoktu değil mi o dönemde? İsmail de radyoya İsmail'e de radyoya bağladılar. Radyoda bir televizyona telefon bağlantısı yaptılar. Ya Can Bartu Lefter'e ne derdi biliyor musunuz? Yani hitabet olarak kimse sakın yanlış anlamasın. Ya derdi kefere be ne çok koşuyorsun sen kardeşim. Aptal mısın sen ya? Çünkü onun koşmadığı çıkıyor. Buraya dedi ya, kefere ne aptalsın bu kadar koşulur mu lan bu topta dedi. Hiç unutmuyorum Can Bartu. Çünkü onun gideceği yere Can abi atıyor zaten. Can koşmuyor ki. Can ilk devre sağ iç, ikinci devre sol iç oynardı güneşe göre, gölgeye göre. Denizli ama öyle değil miydi? Spor, Denizli öyle. Spor sergiden maça gittiği doğru mu? Hayır maç spor sergiye. Yani her aynı gün evet. Hem basketbolda evet. Hem futbolda. Hem Fenerbahçe formasını giyiyor. İlk beşe çıkamadı. Çünkü yıkandı mıkandı. Ondan sonra anca yetişti. Öyle çıktı. Yani yeni nesil tabii. Çok bilmez tabii bunu. 43 sayı attı. Evet. Oradan da akşam Halter'e gitmiş. Öyle baktığınız vakit. 43 sayı attı. Futbol maçından gitti sergi sayı. Zaten ne derdi biliyor musunuz? Ne der Can Bartu? Allah selamet uzun ömürler versin. Şu derdi para. Çünkü büyük olay o zaman baskette sıfır. Cepten gidiyor. Şu paranın yarısı baskette oynasa ben futbol oynamam, basketbol oynardım diye. Temiz, salon, sıcak. Ya bayılırdı basketbol. Bu çok ilginç yani. Hem futbol aynı anda hem profesyonel futbolcu. Yok, dünyada yok. Gidiyorsun. Profesyonel basketbolcu her ikisinde de milli oluyor. Ve İtalya senin futboluna hayran. Aynen. Hala hatırlıyor. Nasıl bir yetenek? Ayakkabı firması kuruyorlar. Kan Bartu. İtalya'ya gittiğiniz vakit inanılmaz bir ihtişamı var. Havaalanında mikrofonlar uzatılıyor hala. Aradan yıllar geçmiş. Sinyor var. Ya sen aptal mısın? Ne kadar çok koşuyorsun ya der. Ya bunlar nasıl çalım atacağını bilinip de engellenemeyen bir Lefter. Tabii. Koyup da nereye vuracağı belli ve bilinen ve engellenemeyen bir Can Bartu. Çıkıp kafayı vuracağı belli. Beline de asılsan çıkıp vuran bir Metin Oktay'dan aynen bahsediyoruz ya. Yani. Şimdi bak. Ama hep aynı dönem. Bakabilir evet, misin yani? O dönem. Aynı dönem. Şimdi bir tane maç gösteriyor. 50 ile 60 arası. Düşün yani. Demek bak, ki ne kadar sağlam bir altyapıyla gelmişler. Televizyonda bir görüntü gösteriyorlar. 54 Dünya Kupası'nda. Evet. Lefter. Ya Lefter değil o. Suat Mamat ya. Güney Kore maçını mı söylüyorsun? Ya evet. Bir tane maç. O Suat Mamat'ı. Lefter değil ki. Suat Mamat'ın attığı gol. Hayır hayır. O golü demiyorum. Bir estantane var. Topu alıp böyle bir dönem biri var. Tamam mı? O Suat Mamat Lefter değil ki. Orta sahadan vuruyor. Yani, abi sallamak Nusret. Neyse Cüneyt ben sana Kemal abi, Lefter, Kemal abi Lefter yapıyor. Fenerbahçe'de oynarken etik kurulu başkanı kimdi? Hadi bil onu. Elini öpeceğim. Ceza orada konuşulmuyordu. Sağda kesiyordu. Yok ki o zaman. Evet. Onu Google'a soracak. Atanıyor. Futbol Federasyonu. Ben size bir şey söyleyeyim. biliyor musunuz? 58. maddenin değiştirilmesine karar verildi. Bir saat önce. 61. madde yapılıyor. O da güzel. Aynı haliyle 61. Evet, adı değiştiriliyor. Evet. Böylece herkes... Bunun güzelliklerini konuştuk.